Merhaba oyun severler. Bu zamana kadar çok sayıda ve türde oyunlar oynadım. Kimini sevdim, kimini sevmedim, sevemedim. Her oyuncu gibi kendime göre bir oyun kültürü oluşturdum. Ve maalesef Souls-like oyunları bu kültürün dışında kaldı. Birçok oyuncu gibi ben de istedim onları alıp bağrıma basmayı ama içimdeki öfke nöbetlerine bir türlü son veremedim. Valla kendine. Oyun bitmedi daha. Hadi. Evet, bu video bir inceleme videosu olmayacak. Bir oyuna karşı çok derinden hissettiğim duygularımın dışa vurumu olacak. Yani biraz derdimi sizlerle paylaşmak istedim anlayacağınız. Haliyle birazdan söyleyeceklerimi asla katılmak zorunda değilsiniz. Hepsi tamamen benim oynarken yaşadığım, hissettiğim duygular. Ve eğer Souls oyunlarını sevmiyorsanız birazdan duyacaklarınız hoşunuza gitmeyebilir. Ezelinden beri zor oyunlardan nefret etmişimdir. Günde 1-2 saatimi harcadığım ki o da her gün değil maalesef bir eğlence aracı için sinir krizleri geçirmek istememekle haklı olduğumu düşünüyorum. Bundan dolayı hiçbir zaman bu tür oyunlara heves dahi etmedim. Bırakın heves etmeyi dönüp bakmadım bile. Ne diye yalandan yere dertsiz başıma dert açayım. Bu kafada rahat takılırken oyun dünyasına yeni bir oyun katılmıştı. Her şeyiyle harika gözüküyordu. Grafikler, atmosfer, mekanikler, düşman çeşitliliği ve daha neler neler. Bir anda bu oyunu oynamalıyım dedim ve hayatımın en büyük hatalarından birini yapmış oldum. Sekiro ile hiç hoş olmayan bir tanışmanın ardından akıl ve ruh sağlığımı kısa bir süreliğine de olsa kaybetmiş oldum. Yapımcı firma From Software adeta kabusum olmuş, kendimi kötü hissetmem için elinden geleni yapmış gibi hissediyordum. Sekiro incelemesini yaptığımda da sadece oyun zor diye sızlanıp durdum. Sağ olun sizler de bir güzel benle alay ettiniz. O zaman da söyledim bu oyunların kalitesine gerçekten hayranım. Ama gel gör ki ben beceremiyorum işte. İster yeteneksiz deyin ister kolsuz. Ortada bir gerçek var ki o da bu oyunlar bana göre değil. Tam bu yaşananları atlatmak üzereydim ki herkesin malumu Dark Souls'un remaster olarak tekrardan gündeme düşmesi ortalığı tekrardan karıştırdı. Bildiğim herkes Dark Souls videosu atmaya başladı. Bense boynu bükük bir şekilde kenarda sessiz sedasız sadece izlemekle yetiniyorum. Çünkü biliyorum ki eğer ben bu oyunu oynamaya başlarsam kalan aklımı da sabrımı da kaybedecektim. Ama değerdi be. Bir kerecekten bir şey olmazdı ha? Al oğlum. Bir kereden bir şey olmaz. Ver bakayım. Evet, yapabilirdim. Ben de bu oyunu oynayabilirdim. Son bir kez daha cesaretimi topladım ve Dark Souls 3'e başladım. Sonuç mu? Yine hüsran her daim. Feryat figan kalbim. Daha ilk dakikalarda şamar olanına döndüm. Şu arkadaşları rahat bir şekilde tokatlarken asla gaza gelmedim. Gelemedim. Zira biraz sonra başıma gelecekleri biliyordum. Tahmin ettiğim de oldu. 30 kere denememe rağmen daha ilk bölümde oyunu bırakma noktasına gelsem de kendime yediremedim. Ve denemeye devam ettim. Ve sonunda oldu. Tabi bu daha başlangıç olduğunu bilsem de yine de kendime güvenim gelmedi değil. Bir hevesle devam ettim. İlk önemli boss'a doğru sakince devam ettim. İşte karşımda hayvan gibi cüssesiyle duruyordu. 25-30 kere daha bu arkadaşla öldükten sonra olayı çözdüm. Ve bunu da devirdim. Evet, sanırım bu sefer oluyordu sanki. Yavaş yavaş kendime güvenim artıyordu. Zor da olsa ilerliyordum. Sadece sabretmeli, karşımdaki düşmanların ne zaman ne yapacağını iyi analiz etmeli ve doğru zamanda doğru hamleyi yapmalıydım. Tüm bunları düzenli bir şekilde yapmak benim için zor olsa da imkansız değildi. Bu aydınlanmadan sonra daha bir özgüvenli şekilde mutlak sonuma doğru devam ettim. Artık ürkütücü kalenin içindeydim. Türlü türlü düşmanlarla mücadele ediyor, boss'a bile gelmedi. Neden ölüyordum. Ama sorun değil. Bunun böyle olacağını tahmin ediyordum zaten. Yılmadan mücadeleye devam etmeye, debelenmeye devam ettim. Sağ olsun geliştirici firma bir tane boy boyuma boss koymamış. Hepsine bol kepçeden vermiş de vermiş. Sekiro'da bu kadar bile ilerleyememiş olmamdan dolayı mutluydum. Gerçi orada öfkeme yenik düşüp hile açarak oyunu tamamlamıştım ama oyunun içine de etmiştim. Onun için hileyi açmadan oynadığım yerleri oynamış kabul ederek söylüyorum bunu. Ama oyun benim için çıkmaza da girmek üzereydi. Çünkü büyük boss'a giderken karşılaştığım mini boss'lar artık beni çok fazla zorlamaya başlıyordu. Bu da sabrımı ve sinirlerimi iyice bozuyordu. Neredeyse her düşmandan darbe almaya başlıyordum.
Canımı yenilemek için kullandığım potlar da bitince mecbur kayıt noktasına gidiyordum. Bu da tüm düşmanların, bosslar dahil tekrardan dirilmesi anlamına geliyordu. İşte bu gerçeklik beni oyundan tamamen koparma noktasına getirdi. 7-8 saatlik mücadelenin sonunda tahmin ettiğim gibi oyunu uzun bir süre daha oynamamak üzere bilgisayarımdan kaldırdım. Ama bu sefer Sekiro'daki gibi oyunu şöyle zor böyle zor diye sızlanmayacağım. Ama bu oyun zor değil anlamına gelmesin. Dark Souls en az Sekiro kadar zor. Ama bu sefer sorunu galiba buldum. Neden Souls oyunlarını sevmediğimi ve uzun bir süre daha sevmeyeceğimi anladım. Benim Souls oyunlarından soğutan sebep bu oyunların zor olması değil. Tamamen bölüm tasarımlarının gaddarca tasarlanmasıydı. Öldüğünde oyunun size vermiş olduğu cezanın çok ağır olması, canınızı yenilediğinizde 2 gram can verip düşmanları tekrardan ayağa kaldırması ya da öldüğünüzde en sonki kayıt noktasından öldüğünüz yere kadar tekrardan ama tekrardan düşmanları hiç öldürmemiş gibi ilerlemek. İşte tüm bu gerçeklikler benim için kabul edilebilir bir durum değildi. Daha az önce öyle ya da böyle indirdiğim düşman sırf Bonfire'da can yenildiğim için veya öldüğüm için dimdik ayakta ve karşımda görünce çıldırmamak elde değil. Hele ki ölünce kazanmış olduğum tüm kazanımları kaybetmek tam bir sinir bozucu durum. Bakın bunların oyun içinde gayet açıklanabilir sebepler sonucunda oyuna entegre edildiğini biliyorum. Bu neden böyle veya böyle şeyler olur mu demiyorum. Sadece bunun oyuncu için çok acımasız bir cezalandırma biçimi olduğunu söylüyorum. Ölünce sadece normal düşmanlar dirilsin eyvallah. Ama alayı diriliyor arkadaş. Ulan az önce biz seninle savaştık. Ne demeye tekrardan karşıma çıkıyorsun? Hadi çıkıyorsun bari biraz yorgun ol. Canın filan azalsın. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi karşımda duruyorsun? Kafa mı buluyorsun benimle? Ben tekrardan bir saat seni öldürmek için nasıl uğraşayım? İlla Sekiro'daki gibi hile mi açayım? Oyunun zevkinin içine etmek ağzına içinden mi geçeyim? Onu mu istiyorsun? İt! Hayvanoğlu hayvan. Kodumum gebeş. Ben hiçbir zaman Souls oyunlarını merak etmedim. Hem zorluk sisteminin hem de oyunun tasarımının bana göre olmadığını bildiğimden mesafeli durdum. Ama artık eskisi kadar korkmuyorum bu türden. Eskiden imkansız gibi gelen şeyler şimdi biraz daha mümkün geliyor bana. Tabii ki hiçbir zaman bu türü sevmeyeceğim ama eskisi kadar da nefret etmeyeceğim. Çünkü oyundaki birçok şey beni içine çekmeyi başardı. Özellikle karakter oluşturma ekranında karakterimizi dizayn etmek ve oyunun seyrine daha ilk anda şekil vermek güzel bir duyguydu. Zira ilk defa girdiğimde oluşturduğum karakterin benim stilime uygun olmadığını anlayınca oyuna tekrardan başlamış ve karakter sınıfını ve özelliklerini değiştirmiş öyle ilerleyebilmiştim. Sanırım tekrardan başlamak için iyi bir rehber çalışması yapmak gerekecek. Ama onun için de almış olduğum yaraları sarmam gerekiyor. Evet, beni oyundan soğutan şey zorluk sistemi olmadığını artık biliyorum. Asıl olay oyunun tasarımının kendisiymiş. En azından acı bir tecrübeyle bunu net bir şekilde öğrenmiş oldum. Şimdilik sen kazandın Dark Souls. Ama sanma ki bu hesap burada kapandı. Nasıl ki zorluğunu üstesinden geldiysem, kurmuş olduğum bu zalim sistemin üstesinden de gelmesini bilirim. Biz ki ne teğet geçen krizler, ne salgınlar, ne afetler, ne yangınlar gördük. Sana mı boyun eğeriz? Sen bizi başka ülkelerdeki oyuncularla karıştırma. Biz ki Türkiye serverında hayatta kalmışız, elbette senin defterinde düreriz. O gün gelinceye kadar küçük zaferinin tadını çıkar. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.